Merhabalar arkadaşlar, herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun bizden, kucak dolusu. Nasılsınız arkadaşlar, sizler neler yapıyorsunuz? Bizim burada 3-4 gündür havalar yaz gibiydi arkadaşlar. Ben de şöyle acım halılarımı şu küçük güğümlerde, saksılarda ekiliydi. Geçen sene onları ekliydim, birer dal birer dal. Böyle bayağı bir dallandılar, galiba gelişmiyorlar, onlara dar gelmeye başladılar. Ben de şöyle bidonları kesip kesip çiçeklik yaptıydık geçen sene. Bunlara yukarıya uzayan çiçeklerden ekledim arkadaşlar. Onlar da güzel görünmüyorlar. Bidonlar boyamadık falan da. Ben de böyle acım halılarını bunlara ektim. Acım halısı da aşağı doğru sarkan bir çiçek olduğu için şöyle eski tenekelere falan hep ektim. Bugün de bunlarla uğraştım arkadaşlar. Sabah beri şöyle dedim. Sarkarlar, yüksek yerlere de koyarım. Hem bidonun mavi çirkinliğini kapatır hem de gelişirler dedim. Evet, bakın bunu da bunu aldım. Şöyle yaydım etrafına. Şu bunda da pembe çiçekler vardı, pembe pembe açan. Onları da söktüm, yere diktim. Köklerinin üstüne de toprak koydum. Onlar baharda gene fışkırırlar oradan arkadaşlar. Bir tanesinde şöyle lehene aldım. Acem halısını. Bunlar bu sene bunda iyi gelişirler. Fırının içindeki acem halım da böyle. Bunu da yazın ortasında diktiydim. Şimdi o da coştu. Ortancayı da şuna ektim arkadaşlar. Şöyle bir kök ortanca fidem vardı. Bakalım tutacak mı? İnşallah tutar. Çok hevesim var ortancada. Evet arkadaşlar, ben bu sene çiçekliğimi bayağı bir düzenledim. Bak muzura bak. Girdi oraya, yiyor. Şöyle arkadaşlar, şu dibe şöyle en başa kadar katsın patı diktim bir sıra, uzun boylu olanlarından. Şöyle dedim, tele bağlarım. Onun ortasında şöyle bir sıra gül var. Onun önünde şöyle bir sıra buradan o dibe kadar kısa boylu bodur katsın patı var. Onun önüne şu antenin oraya kadar bir sıra şebboy ektim arkadaşlar. Onun önüne şöyle bir sıra yıldız çiçeği ile karanfillerim vardı. Onları ektim. Öyle yakından da çekeyim size. Şöyle arkadaşlar, bir karanfil bir yıldız çiçeği, bir karanfil bir yıldız çiçeği, şöyle boydan ayağa hep ektim. İnşallah bahara kadar köklenirler, dallanırlar. Baharda da hazır açarlar. Baharda ektiğim zaman arkadaşlar, çiçekler kökleneyim, çiçekleneyim, yeşereyim diyene kadar yazın ortası oluyor. Ama böyle güzden ektiğin zaman donalay olmayan yerlerde ilkbaharda hemen başlıyorlar çiçeklenmeye. Onun önünde de o deminki dediğim kovadaki pembe çiçekleri ektim şöyle bir sıra. Onları da çok seviyorum arkadaşlar. Şurada bir kök sardunyam vardı. Diplerini kazarken o birkaç dalı kırıldı. Ondan da şöyle aralara ektim birer birer, donmazlarsa. Geçen sene donmadı, bakalım bu sene kış nasıl geçecek. Şurada da şöyle yonca çiçeği diyoruz biz de, burada uyku gülü diyorlar. Bir kök ondan vardı orta yerde, onu getirdim ektim. Oradan öte yanınızda arkadaşlar şöyle hep mine ektim. Mineleri buraya yaydım arkadaşlar. 4 kök mü 5 kök mü mineydi, öyle bir çatır çutur çatır çutur kök salmışlar her tarafa. Ben de onları böyle söktüm. Her tarafa dağıttım. Burası hep mine oldu. Mor rengi var. Kırmızısı var. Bir de beyazı var arkadaşlar. 3 renk. Yaydım böyle. Bakalım nasıl olacak. Şöyle. Boydan ayağa. Hep mine yaptım burayı. Şuraya da bir kök şöyle zambak mı diyorlar, zakkum zakkum, onda yo zambak, mor mor açan ne arkadaşlar, ondan ektim işte, ismini hatırlayamıyorum ben çiçeklerin, biliyorum ama. Evet, dün de bunlarla uğraştım arkadaşlar, bugün de saksılarla uğraştım. 2 gündür 3 gündür bahçedeyim. Şöyle halı gibi ektim vallahi, buraya inşallah olursa çok güzel olur. Dediğim gibi burası böyle, bundan bir önce de önceki halini çektiydim. Keşke diyorum şöyle şekilli şekilli ekseydim diyorum İsmail'e. O da diyor ki sökelim de geri öyle ekelim diyor. Vallahi dedim hiç uğraşamayacağım, öldüm gebertim yorgunlukta. Bu sene de böyle olsun dedim.
Şuralara da şöyle bodrum papatyası ektim ara ara. Birer dal. Şuralara bakalım. Baharda çiçeklerimiz nasıl olacak arkadaşlar? Çok merakla bekliyorum. O tarafa da çardağın olduğu yere de, yani çardak değil de asma, işte asmanın altına çardak diyorum. Bütün saksıları yerleştireceğim. Orada düzenlenecek de. Bugün geç kaldı artık. Başka zaman orayı da yerleştirdiğim zaman size çekerim. Şu sandıktaki düzenlenecek. En başa gülünen kasım patırar. Onun önüne de işte böyle sıra sıra ektim boyuna göre. En öne yayılanlar ektim. Şuradan şöyle aşağı falan sarkarlar diye. Bir kökte papatyam vardı arkadaşlar. Bakın o da orada. Onu da çekeyim size yakından. Onu da onu aldım. Orada gene bir tane acem halısıyla bodrum papatyası var kovada. Onları da çekeyim. Şimdiden ektim arkadaşlar. Dallanıp kollanınca çok güzel olacaklar bahara kadar. Kökünü atar, baharda da dalı fışkırıverir. Don olay olmuyorsa siz de böyle yapın arkadaşlar. Ben buraya 3 senedir çiçek ekiyorum baharda. Anca bu zamanlar güzelleşiyorlar. Ama şimdi bu sene böyle ektim. Bakalım nasıl olacak. Onları da yakından çekeyim arkadaşlar size. Görün. Buz çiçeklerini de hep söktüm arkadaşlar. Çok yayılıyor. Eşim de sevmiyor, çiçek açmıyor bunları ekme diye. Söktüm, tekerin içinde kaldı. 2 kök, 2 de saksı da var. Yeter. Çok yayılıyor bunlar. Orman gibi oluyor. Yoldum yoldum attım ben de valla. Evet bakın arkadaşlar, şöyle büyükçe bir saksı aldım. Geçen sene o mavi lehenin içindeydi. Bir borunun içine ekiverdiydim. Küçücüktü. Şöyle şu kadar bir daldı. Bu kadar büyüdü böyle arkadaşlar. Bu saksı da bakalım bu sene ne olacak. Daha ayrı bir coşar. İnşallah. Evet, yine acem halısının birisinde bu tenekeye ektim. Şöyle üstünü açtırdım. Eski şeyde, hurdalıkta tenekeler varmış. Büyümlerde büyümüyor diye. Şuna da şöyle bodrum papatyası ektim arkadaşlar. Bu da sarkıyor ya. Bunu da böyle sapı var. Astıracağım bunu böyle İsmail'e bir yere. Yüksek bir yere. Bunlar da bunda böyle büyüsünler. Sarkarsa mor mor açıyorlar. Çok güzel. Bunu da çok seviyorum. Yerde var da saksıda da dedim bulunsun. Şöyle çardağın bir kenarına astırayım. Evet arkadaşlar. Böyle bizde durumlar. Şöyle biraz inek gübresi kattım. Tavuk gübresi kattım. Yaktığım odunların külleri vardı. Onları kattım. Biraz normal toprak. Böyle ektim bakalım. Baharda. Hep beraber göreceğiz inşallah arkadaşlar. Nasip kısmet olursa, ölmez sağ kalırsak. Güzelliklerimle veda edeyim size. Büyüdükçe, geliştikçe de çekerim yine. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abonelikler ücretsiz.